efsane etkinlikler geliyor. Bunun haberini sizlere veriyorum arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'a bundan sonra gelecek ve gelebilecek olan etkinlikler hakkında bir sürü bilgilendirmeler yapacağım arkadaşlar. Bir sürü araştırma yaptım, şimdi sizlerle birlikte onun bilgilendirmesini yapacağım. Ve videoya başlamadan önce arkadaşlar, bu video için çok büyük emek harcadım. Yani dünkü video 3,5 saatte 2000 beğeniye yaklaşmışız. Bu videoda da 3,5 saatte 2000 beğeni yapalım. Hadi herkes, yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ailemize hoş geldiniz. Hafta içi bir gün artık 200 abone gelsin ya. Tamam, hafta sonu 300-400 abone bile geliyor ama hafta içi abi 175-176 bir... Hepiniz tıklayın da şuna 200-300'ü bulalım ya hafta sonunda. Hafta içi de bulalım yani. Her neyse, bak beğenmeyi unutma kankam. 2000 beğeni 3,5 saatte yapıyorsun. Çok büyük emek var çünkü. Hadi bakalım, hepiniz yüzgen olacaksınız. Gerçekten abi, hepiniz yüzgen olacaksınız. Yorum da yapmayı unutmayın istiyorsanız. Yani istiyorsanız yorum da yapabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman ilk olarak ben bir açtığım paketleri göstereceğim sizlere. Bir sürü oyuncu ve beceri geliştiricisi açacağız. Yani önce paket açılımı yapacağız. Sonrasında size gelecek etkinliklerden fotoğraflı olarak bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, hemen şuradaki görev paketlerini açacağım. Sonra hemen zaten asıl etkinlikte ödüllere geçeceğim. Etkinlik bitmeden önce yapmıştım ben bunlara. Bakın daha karnavalın bitmesine 28 dakika kala bunları yapacağım. Buraya hemen hızlıca zaten geçeceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Baştan sona izleyin arkadaşlar. Bu videoyu çok önemli etkinliklerden bahsedeceğim sizlere. Özellikle geçen sene FIFA Mobile oynamıştı abi, unutmuşsunuzdur zaten. Oynamamış olanlar da burayı kesinlikle izlesin. Sizin için çok çok önemli bir yerdeyiz şu anda. Hepiniz bu arada eğer 90 yeni geçiyorsanız, yani şu anda muhtemelen geçiyorsunuzdur. Geçmeyenler de 95 gene çok rahat ulaşır diye düşünüyorum abi. Etkinlikleri doğru düzgün oynarsanız. Hepiniz 100 yeni geçeceksiniz abi. Merak etmeyin, zaten neredeyse geçtiniz hepiniz abi, çoğunuz 100 gelsiniz. Hadi arkadaşlar, bu videomuzun o zaman sorusu olsun. Bu arada paketler arkada açılıyor. Ben hızlıca bu paketleri bir açayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte oyuncuyu alma kısmına geçtik ve oyuncuyu, evet, gördüğünüz gibi alıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Bu video eğlenceli olsun diye. Bu videonun sorusu arkadaşlar, herkes yoruma kaçgen olduğunu ve tahminen kaçgen olacağını yan yana yazsın bakalım. Kimler doğru tahmin yapacak? Her videoya arkadaşlar bu arada ilk 10 dakikada yorum yapanlara kalp koyuyorum. Full ilk 10 dakika full kalpli oluyor. O yüzden arkadaşlar bildirimleri açın ki videolara ilk 10 dakika içinde yetişebilin diyorum sizlere. Videolara ilk 10 dakika içinde yetişebilmek için abone olduktan sonra, bakın abone zaten oldunuz değil mi kanka, bak oldun. Ve bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmuyorsun. Evet, bildirimleri aç ki ilk 10 dakika içinde videoya tıklarsan hepinize kalp koyuyorum. Ayrıca genel olarak da koymaya çalışıyorum. Ama ilk 10 dakika abi %100 kalpli oluyor, haberiniz olsun. Bir iki video aksaklık olduysa son 10 videodur. Ama genelde kalp koyuyorum arkadaşlar. Ve bu oyuncuyu da çıkartalım şimdi sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, ben etkinlikteki bütün oyuncuları aldım. Bu sırada video çekecek durumum yoktu ve 28 dakika kalmıştı. Ve ben de almak zorunda kaldım ve aldım arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi St. Patrick günündeyiz. Şuradan da 3 tane efsane geliştiricimizi açalım. Ve şimdi sizlerle beraber arkadaşlar, çok yüksek bir ihtimalle bakın 102 gen olabiliriz. Tabi Rolanti çok çıkması lazım özellikle, değil mi? Rolanti galiba çok çıkması lazım ki, evet 5'ten çıktı ama bakalım yarayacak mı abi Rolanti bize? Evet tamam, Rolanti yeterince çıkmış oldu. Kaptan da çıktı ama işte Rolanti'nin çok daha fazla çıkması lazımmış abi. Rolanti 2 kez 10 çıkarsa şu anda olurum. 2 kez 10 çıkmazsa zor abi. Evet şu an 5 çıktı. Şimdi bir kez daha 10 Rolanti çıkması lazım. Şimdi 10 Rolanti'yi çıkartırsak abi belki olabilir. 10 Rolanti ama. Oo 15 hücum çıktı ya. 15 hücum bayağı var bu arada. Hücum, umarım hücum oyuncusu falan çıkartırız bari. Şanslı yoncuya geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 gün var. Yani arkadaşlar tabii ki ben videoyu anında çekip atmıyorum. Bir gün öncesinden çekiyorum ve bayağı bir aslında kötü gidiyordum. Bir anda böyle %12 şanstan falan çıkardım şansa valla ve birazcık iyi duruma geldik. Bakalım, umarım Ova Mayang'ı da çıkartabiliriz. Arkadaşlar maalesef galiba olmayacak ama ben hepsini basacağım sizlerin gözünüzün önünde. Yani basalım abi. Yani gerçekten bayağı bir coins'e ihtiyacım var şu anda. Bayağı coins gidiyor ama yapacak bir şey yok. Basacağız abi. Şöyle 150.000 coins'e bunu basıyorum. Ve abi maalesef öbürünü yükseltemeyeceğim ya. Şu an üzüldüm ya, bunu daha yükseltemediğime. Gerçekten üzüldüm. Ama arkadaşlar takımı şu anda gözünüzün önünde... Yapamam gerçi, yine yapamam. Bir gen arttırmam lazım sadece. Ve o bir geni de abi Aspilicueta'ya aslında çok basasım yoktu. Zaten basmayacağım abi. Roberto Carlos'a basıyorum ya. Abi bak, like attığınızı umuyorum. Bakın like attığınızı umuyorum. Atarsınız siz ya bence, değil mi? Beni likesiz bırakmazsınız diye düşünüyorum. Ulan böyle de basmak istemiyorum ki, insan böyle basmak ister mi? Evet arkadaşlar, 9 Golan'a geldik. 9 Golan'ı gözünüzün önünde 96 yapacağım. Ya da 9 Golan'ı 96 yapmak yerine Gullit'i mi 95 yapsak? Aynen, Gullit'i yükseltelim. Yani niye 9 Golan'ı yükseltiyoruz ki? Bunu bas abi. Bunu da bas. Bunu basmaya gerek yok abi. 5000 5000. Bas ya. Bunlara bir şey olmaz. Gerçi bunlar da kalecide kullanılır ya. Bunlar da kalecide kullanılır. Şimdi bilemedim ki abi. Ucuz olan kim var abi? Şu adam çok pahalı değildir. Hadi şu da ucuz desek. Şu da ucuz desek. 445.000 coin ise umarım olurum. Umarım olurum bu arada. Kante gitti. Kante elden gitti abi. 95 yaptık Gullit'i ve 102 gen oldum abi sizler için. Yani like bombalamasını artık tutarsınız beni. Ve arkadaşlar şimdi haydi bakalım etkinliklerden bahsetmeye başlayalım. Evet arkadaşlar bayağı uzun uzun araştırmalar yaptım. Yani belki videonun son 5 dakikası da olsa ben burayı sizin için kaliteli bir şekilde araştırmalarımla çok da abartmadan güzel şeyler yapacağım. Nisan ayında arkadaşlar Pascal yetkinliği geliyor. Bu abi gavurların işte yumurtadan falan bir şeyler yaptıkları etkinlik. Arkada fotoğraflarını falan görüyorsunuzdur. Hani ben etkinliği çok anlatmayacağım. Arkada fotoğraflarını göstereceğim. Bu etkinlikte bayağı bir beceri boost'u kasacağız muhtemelen ve oyuncular da fena olmayacak diye düşünüyorum. Nisan ayı gibi gelecek gibi duruyor. Umarım Nisan ayı gibi gelir. Buradaki söylediğim her şey gelmeyecek bu arada. Bu Pascal'e bence gelir. Gelmeye de bilir. Ama arkadaşlar yakın zamanda gelecekleri ilk söylüyorum bu arada. Haberiniz olsun yani. Nisan sonu gibi Team of the Season geliyor. Yani bu arkadaşlar ne demek? Bilmeyenler için söylüyorum, en güzel etkinlik sezonun takımı. Bu ne demek? Süper Lig'den de gelirse, geçen sene gelmedi galiba. Bu beni çok üzmüştü. Eğer Süper Lig'den de gelirse bu sene Cagne falan abi Team of yani Türk gücünü uçururuz. Serie A'dan falan gelmişti geçen sene. Zaten Ronaldo'yu falan görüyorsunuzdur şu an arkada. Team of the Season arkadaşlar anladığınız gibi en iyi sezonun oyunculardan oluşuyor. Mesela Vişka kesin muazzam bir kartı çıkar. Zaten adamın VIP kartı var ama kesin süper bir kartı çıkar yani. Gerçekten efsane olur. Umarım Team of the Season gelirse Süper Lig'de gelir abi. Türkiye'de ben burada uğraşıyorum, izlettiriyorum. Sizler beğenirseniz, ne kadar beğenirseniz FIFA Mobile o kadar gelişir. Enes'in de benim de videolarımı arkadaşlar açtığınız zaman beğenmeyi unutmayın. Bakın Enes'in bile reklamını yaptım şu an ama beğenmeyi unutmayın o videoları da. Her neyse arkadaşlar Ağustos ayında karışık gidiyorum biraz. Ağustos ayında hazine avı etkinliği gelebilir. Bu etkinliğin tam amacını bilmiyorum. Hazine avı diye değişik oyuncular getiriyorlar. Hazine avı paket açıyorlar. Yani bu birazcık para tuzağı olabilir bu etkinlik. Bu zaten sadece paket açma etkinliği gibi bir şey olacak. Yani etkinlik oynanan bir etkinlik olarak olmayacak. Temmuz ayında yine abi oynanan bir etkinlik değil ama efsane bir etkinlik. Bir devrin sonu. Buradaki oyuncular arkadaşlar artık yaşlanan oyuncular. Bakın geçen sene Ronaldo gelmiş. Adam bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak galiba. Yani abi adamı ayıp etmişler. Geçen sene bir devrin sonu kartını çıkarmışlar adamın. Adam hala oynuyor yani. Bilemiyorum Ronaldo'yu. Artık bence bir devrin sonu çıkarmaya korkarlar ama bence bu sene yine kartı çıkar. Totti Motti tarzı oyuncular arkadaşlar. Yani Totti deyince anlamışsınızdır bir devrin sonu anlamında dediğimi. Hani Kaka falan o tarz oyuncular diye düşünüyorum şu anda. Hani aklıma bunlar geldi. Daha mantıklı oyuncular tabi vardır arkadaşlar. Mart'ın başında MLS gözüküyor abi ama Mart'ın biz artık hani sonuna doğru geliyoruz. O yüzden MLS'i çok beklemiyorum geleceğini. Gelebilir ama beklemiyorum çok da geleceğini ve... Haziran ayında da arkadaşlar milli takımlarla ilgili efsane ötesi bir etkinlik gelebilir. Haberiniz olsun. Euro 2020 ile ilgili süper bir FIFA Mobile Türkiye takımı kurabiliriz. Cenk Tosun, Burak Yılmaz, Hasan Ali. Özellikle Hasan Ali abi gol attı ya. İlginç ya, ben harbi onu Türk Gücü kadrosundan çıkardım. Bu arada Türk Gücü'nün şu anda reklamını yapıyorum. Türk Gücü serimizi izlemeyen varsa birazdan oynatma listesini koyacağım kapanış ekranına. Abi kesin izleyin. Bayağı izleniyor. Yani niye bilmiyorum. Hani izleniyor okey de çok fazla izleniyor. Bu kadar kanalın ortalamasına göre çok fazla izleniyor. O yüzden çok seviyorsunuz abi. İzleyin girip. Efsane bir bölüm oldu son bölümde. Haberiniz olsun yani 135 TL'lik oyunculu başlık. Çok güzel bir bölüm olmuştu. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Zaten izlendi ama izlemeyen varsa siz de izleyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. Bayağı aktif, çok güzel bir video. Herkes umarım 100 gen olabilir arkadaşlar. Videoya da like bombalaması atmayı unutmayın. Efsane etkinlikler geliyor. Bunun haberini sizlere veriyorum arkadaşlar. Evet şu an bunu videonun başına koymak için çektim. Her neyse arkadaşlar 10 dakikayı da tamamladığımıza göre umarım tamamlamışımdır ya. Neyse arkadaşlar 10 dakikayı tamamlama falan mesele değil. Zaten YouTube'dan şu an bir kazancım yok. Sadece işte sizler aktif tutmaya çalışıyorum. Umarım daha fazla aktiflik olur. Kanal çok şükür çok güzel durumda şu anda. Böyle devam. Like atarsanız çok büyük desteklemiş olursunuz. Videonun %90'ında like istedim lan şerefsiz dediğinizi duyar gibiyim. Ama şuradan da abone olmayı unutmayın. Bakın bu dakika kadar izlediniz. Abone de olun abi şöyle. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak efsane bir video gidebilirsiniz. Arkadaşlar dün attığım Türk Gücü videosunu özellikle koyduğum bir kısma 135 TL'li başlıklı. Onu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Yani böyle sevmem ben kimseye. Neyse şaka yapıyorum. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bye bye.